Arkadaşlar ben Mehmet Doğutlu. Değerli öğrencim Tonguç'la basınç konusunu anlatacağız size Tonguç e, basınç ne demek bir bakalım sana basıyorum şimdi ben hocam ne demek bu hocam yapmayın ayıp olur ya saç, basıyorum derken ha, Mesela, dizine basıyorum basınç oh. diyeceksin birader bastım İnç. aferin çok güzel basınçla bu kadar iğrenç ve espriyle başladık tabii Teşekkür ki hocam. şimdi dersimizi devam ettirelim. Şimdi basınç deyince aklımıza şu gelecek. Basıncın ne olduğunu bileceksin Tonguç. Birim yüzeye etkeden dik kuvvet Tonguç. Bunu He. unutma. Ben bir yüzey var elimde. Buna dik bir kuvvetle böyle bastırıyorsam. Mesela bu ya. sayfaya ben böyle bastırıyorsam Tonguç bu basınçtır. Yani sayfaya böyle bastırıyorsam aşağı doğru dik bir şekilde bastırıyorsam basınçtır. Tamamdır hocam. Peki Tonguç. Birim yüzey derken ne kastediyorum? Bak bir metrekare kare kastediyorum. He. Mesela bu bir metre kareden fa farklıdır değil mi? Bir metre daha küçüktür. Ama bir metrekare olsaydı ve ben buna... Kuvvetle dik bastırsaydım aynı bu şekilde aslında bu basınç olurdu. Anladım. Ama ben bu 1 metre kareye böyle yandan bastırsaydım Tonguç böyle yandan yandan bastırsaydım He. olmazdı. Dik olması gerekiyor bunu unutma Tonguç. Tamamdır Basıncın hocam. Basıncın sembolü P aslında İngilizce'deki pressure'dan geliyor tamam mı? Pressure. Fresure diye evet Ben yazılır. latincesini dile getirdim Aferin hocam. çok güzel. Gerçekten latince de bilgin var yani. Osmanlıca diyorsun. da biliyorum hocam. Yakında tüm arkadaşlarla paylaşacağım Osmanlıca bilgiyi. Maşallah bilmiyor. maşallah. Evladım Pascal'da basıncı icat ettiği için basıncın... <laughs> Evladım o sineği yedin mi sen? Hocam bakıyorum gözüme girecek. Ben de tuttum avucumla yuttum hocam. Ne yapayım evet, ya? Yani? Arkadaşlar görmedi ama bu burada tonguç eliyle sineği tuttu ve yedi. Açlık evet. kötü bir şey hocam. Neyse aman evladım birazcık babana açlık versin de yemek ye. Tamam. Bak evladım. basınç birimi Pascal tamam mı? Ve PA. Pascal Numa hocam çok iyi tanıyorum ben onu. Aynen Pascal Numa gibi ama birimi de bir gösterimi de PA diye gösteriliyor. He. Yani şöyle mesela şöyle şunu görünce mesela 100 PA 20 PA. Bunları görünce hemen ne diyeceksin? Ulan bu basınç. Aferin. Ne kadar akılsın. Nasıl anladın? Gerçekten de çok zekisin. İyi bir <laughs> Şimdi 100 paskalı bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Bir de kilo paskal diye bir şey var Tonguç. 1 hmm. Bir kilo paskal aslında bin paskaldır. Bunu da arada bir yerlerde bilgi hazinene koyalım tamam mı canım? Bazen çıkabilir. O yüzden dikkat et. Şimdi Tonguç. Basınç deyince 3 çeşit basınç var. Katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı. Bak şimdi canım bu cisim burada dururken mesela bu kalem bunun üstünde dururken ne yapıyor? Yere doğru bir basınç uyguluyor değil mi? Evet hocam. Aynı onun gibi bu katı da burada dururken yüzeyde bir basınç uyguluyor. Bu basıncın sebebi ne aslında? Bunun ağırlığı değil mi Allah aşkına? Ha. Ha, katı basıncının sebebi o zaman ağırlık kuvveti. Ağırlık bir kuvvettir unutma. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Ağırlık bir kuvvet olduğu için bastırıyor aşağı doğru. Ve nereye bastırıyor Tonguç? Tabanına bastırıyor değil, He. değil mi? Heh, o yüzden bu da bastırıyor. Bir kuvvet bir de yüzey alanı demiştik ya. Biz burada alana taban alanı diyeceğiz Tonguç. Anladım Şimdi hocam. bunu daha detaylı göreceğiz katı basıncı konusu, konumuzda merak etme. Sıvı basıncında da Tonguç'um bir sıvı bir kabın içine dururken kabın tabanına böyle basınçlar uygular. Bu basınçların temel sebebi nedir Tonguçcuğum? Nedir hocam? Sıvının ağırlığı var aslında değil Anladım mi? Anladım hocam. Ama bizim için sıvının ağırlığını yükseklikle ölçeriz Tonguç. Hocam çok kafam karıştı ya. Basınç basınçtı hocam iyice coştu bu ya. Ya basınç dediğimiz şey o kadar zor değil Tonguç. Bak mesela ben buradan bastırıyorum elimle bir basınç uyguluyorum tamam mı yere doğru. Evet Şimdi ben buna şöyle bastırırsam parmağımla daha A az basınç Alçak basınç. Heh yani bu yüksek basınç bu alçak basınç tamam mı? Böyle Kuvvetli bastırırsam yüksek, hafif bastırırsam alçak. Anladım hocam. Demek ki o zaman basıncı anlayabilmen için sana bir tane çakmam gerekmiyor illa ki birazcık da kağıt üzerinde anlatabilirim merak Teşekkür ederim, ederim hocam. Şimdi canım bak e, gaz basıncı da gaz taneciklerinin sürekli hareketinden kaynaklanıyor. Bak şuradan şöyle sürekli deli gibi hareket ediyor bu gaz tanecikleri. Evet tamam mı? hocam. Deli gibi bizim burnumuza giriyor işte, ağzımıza giriyor. Ondan bu spermler sonra... gibi değil mi hocam? Ne alakası var evladım sen beynine mi sıçradı evladım ne oldu ne alakası var o, ona benzer hocam Heh, onun gibi hareket ediyorlar ama ok çiziyorum evladım buraya yani ne? Ha, onlar şimdi, aynı yöne doğru gidiyordu doğru e, evet ama sen de e, eşeğili üreme konusunda çok bilgiye sahip olduğun için burada da kullanıldı değil mi aferin aynen lan. hocam bu gaz basıncı da bu tanecikler hareket ederken kenarlara çarparlar değil mi evet hocam kaba işte bu da gaz basıncını oluşturtonun anladım hocam şimdi sen ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım tamam